Ve kronik. Fiziksel diyoruz. Bunun içinde bildiğimiz fiziksel ürtikerler var. Yalnız kontakt, akolajenik ve kolinerjik ürtiker artık diğer ürtikeryal hastalıklar olarak. Çünkü kolinerjik ürtikerde bildiğiniz gibi endojen etmenlerin etkisi var. Kontakta doğrudan temas, akolajenikte su var. Bunlar ayrı olarak sınıflanıyor. Akut ve kronik ürtiker spontan olarak sınıflanıyor. Ürtiker önemli. Örneğin şöyle bir olgudan söz edeyim. Dermatoloji kliniğinde bir hemşire, ürtiker yakınmaları bir aydır sürüyor, bir bayan hasta, anjiyodim yok, hipokromik öster anemi dışında herhangi bir şey yok. Antihistamine iyi yanıt vermiyor, orta derecede. Bir ay sonra anjiyodem atakları başlıyor, oral kortikosteroid verdik bu hastaya. Bir süre sonra yüksek ateş, yaygın artralji, diz ve el eklemlerinde artrit, ürtiker anjiyodemi çok arttı. Laboratuvar bulguları yine, ortada lökopeni hematokrit düşüklüğü var, ana ve RF negatif, C3 düşük, SRP'si yüksek, fakat 10 gün sonra C4'e düştü, romatoid faktörü yükseldi, ana pozitif, anti DCDNA pozitif. Tahmin edebileceğiniz gibi bu hastada sistemik lupus eritematozu çıktı ve halen izleniyor lupus tanısını. Yani ürtikeri iyi izlemek çok önemli. Bir de tabii unutmamamız gereken, her kronik ürtiker de bir akut ürtiker olarak başlıyor. Gerçi iyi tedavi edilmeyen akut ürtikerler daha mı çok kronikleşir, bu konuda bir birikim, veri birikimi yok. Fakat akut ürtikerli olguları da iyi izlemek gerek. Yaklaşık her 5-6 kişiden bir yaşama boyunca bir atak geçiriyor. Çocuk ve genç yetişkinlerde sık akut ürtiker ve en az yarısında anjiyodem var. Anamnez ve fizik muayene çok önemli. Genelde bir şeyler bulunabilir, bir tetikleyici ortaya konulabilir. Tabii ürtikerel lezyonların özelliği, iz bırakıp bırakmaması, yaygınlığı önemli. Çocuklarda besinler ve viral infeksiyonlar, erişkinlerde özellikle ilaçlar, yine bazen infeksiyonlar neden olabiliyor. Şimdi klasik tabii ürtikerde nedenin eliminasyonu, presipitan faktörlerden uzak durma, serin bir ortam, duş, stres ve aşırı yorgunluktan kaçınma. Bunların hepsi temel ürtiker tedavisinde. Ama akut ürtiker ve anjiyodem bir olgu geldiğinde hafif orta derecede olgularda hemen bir intramüsküler antihistamin ve kortikosteroid yapılması. Uzun etkili antihistaminlerin olgunun ağırlığına göre 1 ila 4 tane gerekirse bir kısa etkili antihistamin ekleyip verilmesi çok önemli. Bir de her olguda kısa süreli bir oral steroid tedavisi düşünmek gerek. Bunu 3 gün yapanlar var. Biz genelde 1 hafta veriyoruz. Yani 50 mg gün oral prednizona eşdeğeri hemen kısa sürede kesecek şekilde azaltarak kesiyoruz. Ama ağır ve anjiyodem varsa hemen intramüsküler adrenalini kullanmak gerekir. Çekinmemek gerek intramüsküler adrenalinden. Şimdi çok yaygın kaşıntılı ürtiker plakları var. Üşüme titremeyle geliyor. Özellikle yüz orofarenks larynx tutulumu var. İlaç ve besin reaksiyonları ya da arı sokması gibi olabilir izleyerek gelişmiş. Bu hastayı siz gördüğünüzde bir akut ürtiken anjiyodem gibidir ama bu anafilaktik şoka doğru dakikalar içinde gidebilir. İyi izlemek gerek hastaları, bekletmek gerek acil serviste gerekirse. Anafilaksiye doğru giderse damar yolu açılmalı. Yine ağırlık derecesine göre intramüsküler, bazen intravenöz adrenalin yapılabilir. Erişkinde 1/1000'lik ampullerden yarım ya da 1/3, 15 dakika sonra yenilir. Hastanın bir kardiyak sorunu varsa tabii daha düşük doz. Çocuklarda 0-3'ü geçmiyoruz. Deltoid kas tercih ediliyor. Eskiden subkutan yapılıyordu. 10-15 dakika sonra yenilebiliyor. Dediğim gibi çok ağır olgularda intravenöz de yapılabilir. Fiziksel ürtikerlere bakacak olursak, bunları da kısaca bir gözden geçirelim. Fiziksel ürtikerlerde en sık rastladığımız demografik ürtiker. Demografik ürtiker de hayat kalitesini çok düşüren bir hastalık gerçekten. Şimdi bu klasik bir dermografizm, yani bu basit bir dermografizm. Yani bu tip dermografizmde semptom yok. Hasta pek kaşınmaz daha sonrasında. Ama bakın bunlar çok daha farklı. Bu semptomatik dermografizm. Bu hasta 50 yaşında bir erkek hasta. Stresli bir yaşamı var. Son aldığı bir davadan sonra özellikle birden başlıyor. Çok şiddetli dermografizm, duramıyor yerinde. Bu 16 yaşında bir erkek hasta, yine bana bir hafta önce gelmişti. Oral sefalosporin kullanımı sırasında ürtiker anjiyodem oluyor. Sonra spontan ürtiker geriliyor, semptomatik dermografizm başlıyor ve sürüyor. Demek ki altta yatan bazı şeyler olabilir. Bunların hastaya açıklanması ve ortaya konulması da tedavinin bir parçası, hastanın hastalığını kabul edebilmesi açısından. Yine psikolojik faktörler, ilaç reaksiyonları, bazen skabiyes sonrasında böyle bir reaksiyon oluyor. Bazen infeksiyonlar, diyabet, tiroid hastalıkları, bunların hepsi tetikleyici olabilir semptomatik dermografizmde. Genellikle semptomatik değilse tedaviye çok da gerek yok. Çoğu olguda da klinik tablo yavaş yavaş geriliyor. Ortalama 6,5 yıllık bir süreden söz ediliyor Alman literatüründe. Ama bunu da hastaya herhalde söylememek gerek. Bilgilendirme, uzun etkili antihistaminlerin gerekirse doz arttırılarak kullanılması, klasik antihistaminler, ketotifen, aslında bunlarla ilgili karşılaştırmalı pek çalışmıyor. Yine uzun etkili antihistamin kullanmak gerek. Literatürde UVB ve PUVA var ama bunlar düşük düzeyde etkili ve eski çalışmalar var. Soğuk ürtikeri de önemli. Örneğin bizim şöyle bir olgumuz vardı. 4 aydır, tabii o zaman için, bir yıl önce geldi bu olgu bize. 4 aydır soğukla karşılaşma sonrasında derisinde kaşıntılı, kabarıklı şişler olan bir hasta.
İki kez denize girme sonrasında da ateş basması, vizing ve bayılma öyküsü var. Soğuk şeyler yiyince ağzında ödem oluyor. Deri muayenesi doğal, vasküliti yok, sistemi muayenesi doğal ve buz testi pozitif. Şimdi bu hasta bir edinsel primer soğuk ürtikeri. Ne yapmak gerek? Hasta su ile ilgili etkinliklerden uzak duracak olabildiğince. Adrenalin kiti taşıyacak. Çünkü bazen böyle yaşamsal şeyler de olabilir. Operasyon gerekirse odanın intravenöz sıvılarının ısıtılması önemli. Premedikasyon yapılabilir antihistaminlerle, kortikosteroidlerle. Sekonderse altta yatan hastalığı tedavi etmek gerek. Şimdi çok değişik tedavi yaklaşımları var. Bunların tabii bir bölümünün reçetelenmesinde zorluk var. Bazıları bunların olgu sunumu, kanıt değeri az. Ancak yine dediğim gibi antihistaminler. Sproheptadin, doksepin, ketotifen denenmiş ama çalışmaları az. Dirençli olgularda ilk seçeneğimiz antihistaminlere antilokotriyen eklemek. Yani özellikle yüksek doz ikinci kuşak antihistamin. Buna bir antilokotriyen eklenmesi. Zafir Lukas'la bir çalışma var. Montelukas da olabilir. Böyle takip edilmesi hastanın. Tabii antibiyotik kullanılır mı kullanılmaz mı? Alman literatüründe yapılmış bazı olgu sunumları var. Olabilir. Bir ay süreyle intramüsküler benzatin penisilin verenler var. Doksisiklin kullananlar var ama olgu sunumları. Tolerans geliştirmek zor. Siklosporin denenebilir. Antiimmüglobinliğe daha sonra da göreceğiz. Son yıllarda hem kronik ürtikerde hem fiziksel ürtikerlerde kullanılıyor ama reçetelenme zorluğu var. Olgu sunumları şeklinde. Bu bir astım ilacı bildiğiniz gibi omalizumab. Denenebilir çok dirençli olgularda. Geç basınç ürtikeri de gerçekten zor hastalık. Bu kronik idiopatik ürtikerle birlikte de sık görülüyor bildiğiniz gibi. Burada da neden olan etkinliklerden kaçınma. Kontrafenin bir çalışması var. Gerçi bu tabii olgu sunumu 91'de. Cetirizin etkili bulmuş ama daha sonra bununla ilgili hiçbir çalışma yok. Yine ikinci kuşak antihistaminlere antilokotriyen eklemek, bunu uzun süre kullanmak mantıklı. Eğer yanıt alınamazsa yine kısa süreli oral kortikosteroid, Dapsonla iyileşen olgular bildirilmiş. Potent topikal kortikosteroidler. Sülfasalazini biz bir olguda denemiştik. Orta iyi düzeyde bir iyileşme sağlamıştık. İntravenöz immünoglobulin. Etanercept kullanılmış yine bir olguda. Evet, dediğim gibi bunlar yine kanıta dayalı değil. Ama olguların önemli bir bölümü antilokotriyen antihistamin kombinasyonuyla arttığı dönemlerde sistemik steroidle kısa süreli kontrol altına alınabilir. Solar ürtikerde de son yıllarda değişik çalışmalar var. Burada bildiğiniz gibi klasik olarak antihistamin kullanılması, güneş ışığından korunma, fototerapi ve fotoferez denenmiş, plazma ferez yapılmış, siklosporin ile iyi sonuçlar bildirilmiş. Yine intravenöz immünoglobulin ve antiimmünoglobulin. Tabii neden çok belirgin olmayınca böyle çok değişik yaklaşımlar var. Bunlarla ilgili de iyi sonuçlar var. Şu en son çalışma 2008'den antiimmünoglobulinle yine olgu sunumu Charité'den, bu Almanya'dan iyi yanıt aldıklarını belirtmişler. Ağır olgularda düşünülebilir. Kolinerjik ürtiker de bazen tedavisinde güçlüklerle karşılaştığımız bir olgu. Yine bana gelmiş olan 6 aydır kolinerjik ürtikeri olan bir hasta. Aslında tabii kolinerjik ürtikere antikolinerjik iyi gelir. Mantıksal olarak ama kullanımı da az gerçekten literatürde. Bu hasta antihistaminleri dirençli. Ara sıra egzersiz sırasında da hafif nefes darlığı oluyor ama hasta atopik hasta. Tabii kolinerjik ürtikerden mi sıkışıyor? Yoksa astım olan ondan mı sıkışıyor? Tam da ayrılamıyor aslında ama atopik hasta. Yüksek doz levosetirizm kullanıyor. Yanık doğru düzgün yok. Buna skopolamin butilbromid ekledik. 3x1. İnhal steroid verdik hastaya. 3 gün içinde düzeldi. Şu anda da levosetirizm kullanıyor. Montelukast ekledik. Şeyi kesip inhal steroid. Zaten montelukast antihistamin kombinasyonu da önerilmiş bazı yayınlarda. Kolinerjik ürtikerde. Skopolamin butilbromid, yani buskopan adını da söyleyelim. Başka piyasada preparatı yok. Drajes tabii. Tabletinde çünkü ateş düşürücü, ağrı kesici de var. Şimdi bu hasta bununla tam remisyonda. Bu bir piyano hocası. Çaldıkça kabarıyor. Yani meslek hastalığı gibi. Çünkü biraz hızlı çalıyorum. Her yeri diyor. Döküyor. Kaşınıyor, kabarıyor. Ve ben bu hastaya şu ilaçları aldıktan sonra şınav da çektirdim. Bir şey yok. Yani gerçekten bir iki tane kızarıklık oldu. Yani düşünülebilir ama hasta yaşlıysa, dediğim gibi tabii skopolamin butilbromidin yan etkileri var. Yaşlı hastalarda düşünülmeyebilir. Gençlerde düşünebilirsiniz. Diğer tedaviler, bak böyle hidroksizin, ketotifen denenmiş. Hidroksizinle ilgili klasik kitaplara geçmiş yazılar var ama aslında karşılaştırma çalışma yok. Danazol kullanılabilir ağır olgularda. Japonya'da yapılmış bir çalışmada immünoterapi. Hastanın pürifiye ter antijeniyle immünoterapi yapmışlar hastaya. Yine montelukast propranolol ve yine antiimmünoglobinle iyi yanıt alındığına ilişkin ağır bir olguda çalışma var. Fiziksel ürtiker birliklerine de dikkat etmek gerek. Soğuk ürtikerli olgularda kolinerjik ürtiker. Yine egzersizle tetiklenen anafilaksi, geç basınç ürtikeri, soğuk ürtikeri.
Soğuk ürtikeri, kronik idiopatik ürtiker, geç basınç ürtikeri. Yine kronik ürtiker, demografik ürtiker. Yani böyle bir dizi birliktelik var. Demek ki fiziksel ürtikerle gelen hastalar bunları da araştırmak gerek. İdiopatik ürtikeri gelince onu en sona bıraktım. Çok da uzatmayacağım. Çünkü karmaşık gerçekten. Prevalansı 1/1'ler %3. Kronik ürtiker derseniz tabii o daha fazla ama idiopatik olunca 1/1. Almanya'da yapılan bir çalışmada insidans %0.1 gibi bulunmuş. Yaşam kalitesini çok düşürüyor gördüğünüz gibi. Koroner arter hastalığına eşdeğer düzeyde. %50'si 5 yıl içinde iyileşiyor ama eğer hastanın şikayetleri 6 ay geçtiyse o 5 olgudan ikisinde 10 yıldan uzun sürüyor. Gerçekten çözümü zor. Tabii tedavide öncelikle hepimizin bildiği gibi özgül olmayan tetikleyicilerden kaçınma önemli. Asetil salisilik asit, nonsteroidal antiinflamatuarlardan, özellikle anjiyodemin eşlik ettiği durumda ACE inhibitörleri, sıkı giyinme, aşırı sıcak. Özgül tedavide ne var? Aslında çok özgül bir tedavi yok. Helicobacter pylori tedavisi düşünülebilir hastanın yakınmaları varsa. Otoimmün tiroiditin tedavi edilmesi ne kadar etkili? Tartışmalı. Hastayı hipertiroide sokma olasılığınız da var. Çünkü tiroid hormonu veriliyor genellikle. Psikoallerjenlerden yoksun diyet. Bu Alman dermatolojisinin üstünde çok durduğu bir şey. Psikoallerjenlerden yoksun diyet. Bizim deneyimimiz yok ama Anglo-Sakson literatüründe etkili olmadığına ilişkin çalışmalar da var. Bunu çok iyi bilmiyoruz. Tabii sonra semptomatik tedavi. Bir dizi ajan, burada gördüğünüz gibi antihistamin, kortikosteroid, antilökotriyen, siklosporin, adapson, sulfasalazin, metotreksat. Şimdi tabii bu kadar ajanın arasında en uygununu seçmek gerek. Uzun etkili antihistaminler kanıt değeri en yüksek olan ve en çok kullanılan ajanlar hepimizin bildiği gibi. Yüksek dozlara tabii çıkmak gerekiyor. İlk basamakta kullanıyoruz. Tabii çok uzun süre alınmaları gerekiyor. Antiinflamatuar, antialerjik etkileri de var ama çok da abartmamak gerek bu etkilerini. İkinci kuşak bir antihistamin, gerekirse dozunun yükseltilmesi. Yeterli yanıt alınamazsa başka bir ikinci kuşak antihistamin. Çünkü kişiler arasında tolerans farklılıkları oluyor gerçekten. İkinci kuşak antihistamin eklenmesi, gerekirse ikinci kuşak yüksek doz olabilir. Böyle bir şemamız var. Kortikosteroid kısa sürede hızlı tedavi gerekiyorsa, yani akut bir durumda geldi, hem kortikosteroid başlıyorsunuz, hem uzun etkili bir antihistamini yüksek doz veriyorsunuz. Gece hasta klasik antihistamin alıyor. Kombine de edebiliriz. Kimi 15 günden çok kullanmayın diyor. Biz genellikle bir ayı geçmiyoruz. Yani azaltarak hemen kesmek gerek yan etkileri nedeniyle. Antilökotriyenler son yıllarda kanıt değeri daha yüksek ajanlar. Eskiden yalnızca aspirin ya da nonsteroid antiinflamatuar ilaç duyarlılığı varsa kullanın diyordu. Şimdi hemen hemen bütün olgularda kullanıyoruz antilökotriyenleri. Siklosporin bu tip tedavilerden sonra yüksek doz antihistamin, klasik antihistamin kombinasyonu, buna eklenen bir antilökotriyen, bunlar işe yaramadıysa ilk ilaç siklosporin. Çoğumuzun deneyimi vardır. Olgu sunumları şeklinde yayınlar var, çalışmalar var. Ama optimal doz ve süresine ilişkin yaygın kabul görmüş bir yaklaşım yok. Literatürde 4-16 hafta 3-5 mg kilogram günlük kullanımları var. Otoimmün kronik ürtikerde daha mı etkilidir? Bu konudaki veriler de yetersiz. Otoimmün olsun olmasın aslında siklosporin etkili. Yalnız genel olarak tedavi sonrasında rebound gelişmemesi, olguların antihistamin tedavisine yanıt verme düzey ve olasılığının artışı önemli. Antihistamin ve antihistamin antilökotriyen tedavilerine yanıt vermezse, biraz önce dediğim gibi, ilk olarak bunu seçmek gerek. O zaman şöyle bir bakalım, pratik olarak. İkinci kuşak antihistamin vereceğiz. Gerekirse 4'e kadar çıkılabilir. Buna tabii gerekirse kısa süreli steroid tedavisi, orada söyledim ağır alevlenmelerde. Birinci kuşak antihistamin eklenir. Şimdi doz azaltılırken nüks olursa oral antilökotriyen de eklemek gerekir. Aslında yüksek doz antihistamin gerekirse kısa süreli bir oral steroid. Oral steroid düşerken nüks olursa oral antilökotriyen ekliyoruz. Gerekirse bir anksiyolitik antidepresan eklenebilir konsültasyonla. Eğer bu tedavilere yanıt alınamazsa antihistamin olmadı, yüksek doz verdiniz, değiştirdiniz yine olmadı. O zaman işte antihistamini oral siklosporina ekliyoruz. Ya da oral siklosporin antihistamin lökotriyen de olabilir. Ondan sonra düşmeye çalışıyoruz oral siklosporinin dozunu zaman içinde. Siklosporin başarısız olursa o zaman iş artık zorlaşıyor. Metotreksat, hidroksiklorokin, dapson, intravenöz immunoglobulin, plazma feraz gibi çok fazla yaklaşım var. Yine Almanların hidroksiklorokin ve dapsonla iyi yanıt aldıklarına ilişkin işaret eden bazı şeyleri de vardı. Kendi sözleri de vardı. Sonuç olarak ürtikerde anamnez ve klinik muayene önemli. Akut ürtikeri fazla araştırmaya gerek yok. Tüm ürtikerli olguları fiziksel ürtiker ve ürtikerler vasfiyet yönünden dikkatle değerlendirmek gerek. Uzun etkili antihistaminleri ya da metabolitlerini ilk aşamada idiopatik ürtikerde kullanacağız. Gerekirse doz yükselteceğiz, değiştireceğiz. Bir de en önemlisi, hani hep söylüyorum ve bunu hepimizin iyi bilmesi gerek.
Kronik idiopatik ürtikerli hastaları hepiniz de biliyorsunuz. Neden bulma beklentisi içine sokmamak gerek. Yaptığınız araştırmalarda herhangi bir neden bulunamayabileceğini ama bunun mutlaka iyileşeceğini, önemli olan altta yatan ciddi bir hastalık olmadığını, mutlaka zaman içinde iyileşeceğini hastaya iyi vurgulamak gerek. Teşekkür ederim.